TV.net ekranlarında deprem özel yayınımız sürüyor. Afet'in 8. gününde yaşanan her şeyi 19. saate anlatacağız ama önce başlıklar. 7,7'lik ilk depremi üreten fay için açıklanan 3 metrelik atım revize edildi. Ekinözü istasyonunda 5 metrelik bir yer değiştirme ölçüldü. Böylece Türkiye'nin 8 metre yerinden oynadığı saptandı. Depremde yıkılan binalardan bazıları yığına dönüştü. Kimisi yan yattı, kiminin katları üst üste geçti. Binalardaki kusurlar alt alta sıralandı. Tarihi 14 Mayıs olarak açıklanan seçimlerin deprem sonrası ertelenebileceği tartışılıyor. Ülke nüfusunun %15'ünün yaşadığı 10 şehirdeki olağanüstü durum, takvim değişikliği için anayasada öngörülen zaruri hal kapsamını karşılıyor mu? Asrın felaketinde mağduriyetlerin giderilmesi için acil yardımlar başlıyor. Kira ve taşınma desteklerinde il şartı aranmayacak. Binaları tabuta dönen müteahhitler, afet bölgesinde yağma yapanlar ve kira fırsatçıları sıkı takip altına alındı. Yıkımlarda sorumlulukları olan 113 kişi gözaltında. 10 şehirdeki 75 ayrı olayda 57 yağmacı için de hapis kararı çıktı. Hayvanların depremi önceden hissettiğine dair iddialar uzun yıllardır var. Son depremle yeniden gündem oldu. Hayvanların bilim tarafından açıklanamayan ön sezilere sahip oldukları savunuldu. Tam bir hafta önce pazartesi günü yaşadığımız deprem afetinin üzerinden 8 gün geçti. Umudumuzu kaybetmeden saatleri saymaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 31.643'e yükseldi. 100 bine yakın yaralı var. 158 binden fazla afetzede bölgeden diğer illerimize tahliye edildi. Bugün umudumuzu diri tutan bir kurtuluş daha yaşandı. 13 yaşındaki Kaan, Hatay'da 8. günde enkazdan çıkarıldı. Kısa da olsa hepimizin yüzünü güldürdü. Gelişmeleri aktarmaya geçmeden önce her zaman olduğu gibi bölgeye gideceğiz. Muhabirlerimizin gözünden olup bitenleri, son durumu anlamaya çalışacağız. Kimlerde? Önce bakalım. Enes Arol, Adıyaman merkezde haber nöbetini sürdürüyor. Haluk Karakaya, Adıyaman, Atatürk Bulvarı'nda, Yunus Emre Şahbenderoğlu da Maraş'ta, Azerbaycan Bulvarı'nda. Önce Enes. Enes, kolay gelsin. Adıyaman merkezdesin. Adeta moloz kente dönmüş bir ilimiz. Şu saat itibariyle gözlemlerin nedir, dinliyoruz. Evet Nurdan, bizler aslında depremin ilk gününden beri depremin vurduğu illerdeki haber nöbetlerimizi ve izlenimlerimizi sürdürüyoruz. Ben geçtiğimiz hafta sonunu ve bugünü Adıyaman'da geçirdim. Adıyaman'da birçok binanın yıkıldığını, özellikle Atatürk Bulvarı dediğimiz ana caddede, şu anda bir Haluk'un da orada olduğu caddede büyük bir yıkım olduğunu biliyoruz. 8. günü tamamlamak üzereyiz. Saatler, günler ilerliyor ama umudumuz hala sürüyor. Sen Kaan'ı söyledin. Aynı zamanda bugün Adıyaman'da 6 yaşındaki Miray da hayata, Miray kardeşimiz de, canımız da hayata tutundu. Ve bu biraz da olsa bize moral oluyor. Yüzümüzü gülümsetmeye bir vesile oluyor. Buradaki arama kurtarma çalışmalarına bir an olsun bile ara verilmiyor. Hem gündüz hem gece titiz bir çalışma. İnan arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları, askerler, polisler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen herkes tırnaklarıyla kazıyarak hala bir umudun, bir canın peşindeler. Hiç durmuyor çalışmalar ve hava çok soğuk. Yani geceleri aşırı bir soğuk oluyor, gündüz sıcak oluyor. Çok değişken hava durumu var.
kar yağıyor bazen ama hiçbir şekilde çalışmalara ara verilmiyor. Bugün Çadırkent'e gidip Adıyaman'daki Çadırkent'i de gezme fırsatım oldu. Oradaki depremzedelerle sohbet etme fırsatım oldu. Hiçbir şekilde gıdaya ihtiyaçları yok. Devamlı Türkiye'nin dört bir yanından gelen gıdalar, eşyalar, aklına gelebilecek her şey, çocuk bezinden çocuk mamasına her şey burada depremzedelere tedarik ediliyor. Ama çoğunlukla depremzedelerden duyduğumuz seyyar tuvalet konusunda bazı sıkıntılar var. Onların da zamanla çözüleceği konusunda hem yetkililerden bilgi aldık hem buradaki kişilere de sürekli iletiliyor. Az önce de belirttik, depremde 8. saati 8. günü geride bırakacağız ama arama kurtarma çalışmalarına hiç ara verilmiyor ve hala enkazın altından gelecek sesleri, uzanacak elleri tutabilmek için ekipler hummalı ve titiz bir çalışma sürdürüyor diyelim. Sözü şimdilik Adıyaman'dan yeniden İstanbul'a bırakalım. Enes Sarol aktardı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Adıyaman'da kalalım. Bu kez de Atatürk Bulvarı'na gideceğiz. Atatürk Bulvarı'nda da Haluk Karakaya bizi bekliyor. Haluk'u görelim ekranda. Haluk, artık hava karardı. Daha da zor saatler başladı. Hava da çok soğuk, eksilerde. Geceyi nasıl geçiriyor vatandaşlar? Neler gördün? Evet, buradan aslında depremin yaşanmasının ardından kameraman arkadaşım Umut Taşka ile birlikte biz haber nöbetimizi Malatya'da sürdürüyorduk. Tabii ilk haftayı tamamladık, artık 8. güne doğru devam ediyoruz. Bugün Adıyaman'a geldik. Tabii Adıyaman'da çok fazla yer göremedik, ancak kısa bir süre önce Adıyaman'a geldik. İlk izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Tabii Adıyaman'a giriş yaptık ve şu anda üzerinde bulunduğumuz Atatürk Bulvarı'ndan giriş yaptık ve aslında boylu boyunca devam eden bulvarda devam ettik ve buradaki aslında çalışmaları, arama kurtarma çalışmalarının yerine enkaz toplama çalışmalarının başladığını ifade edebilirim. Tabii burada da şu an için hava sıcaklığının oldukça soğuk olduğunu, rüzgarlı bir havanın olduğunu ifade edebilirim. Tabii bugün yine senin de az önce de ifade ettiğin gibi yine umutlu bekleyiş devam ediyor. Güzel haberler gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri tabii bir yandan da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca AFAD birçok noktaya yine depremden etkilenen 10 ilde olduğu gibi bu Adıyaman'da da AFAD merkezi noktalara çadır kurmuş durumda. Hem gıda yardımı hem de konaklama anlamında, barınma anlamında vatandaşların ihtiyacını gideriyor. Tabii burada enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor dedik. Adıyaman merkezde Atatürk Bulvarı'nda havanın oldukça soğuk olduğunu belirttik. Az önce de ifade ettim, kısa bir süre önce Adıyaman'a geldik ve özellikle yatay mimariye uygun yapıların ayakta durduğunu, ancak dikey mimari yapılarında yerle bir olduğunu ifade edebiliriz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Nurdan. Şimdi üçüncü adresimize gideceğiz. Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'a, Azerbaycan Bulvarı'na. Orada da Yunus Emre Şahbenderoğlu haber nöbetini sürdürüyor. Yunus Emre, şu saat itibarıyla artık neler gördün, neler yaşadın? Eksikler var mı? Riskler neler? Bunun için de sözü sana bırakıyorum. Nurdan, iyi yayınlar diliyorum. Bizler deprem üstü Kahramanmaraş'tayız. Hemen arka caddemiz Azerbaycan Bulvarı. Aslında Azerbaycan Bulvarı'nın üzerinde bulunan bir bina Aydın Apartmanı ve depremin o 7.7 büyüklüğündeki şiddetiyle yerle bir oldu 7 katlı Aydın Apartmanı ve bu noktada şimdi Aydın Apartmanı'nın içerisinde aslında ekipler bir sinyal aldı ve o sinyal doğrultusunda Azerbaycan Bulvarı üzerinden giremediler Aydın Apartmanı'na. Hemen arka caddesi olan bulunduğumuz bu caddeden ve arkamızdaki yıkılmayan binanın dükkanından girdiler. Nasıl girdiler? Onu aktaracağız sizlere. Kameraman arkadaşım Burak Tekmen şu anda sizlere gösterecek bunu. Bakın, bu noktada ekiplerimiz, arama kurtarma ekipleri yıkılmayan bir binanın berberinden içeriye doğru girdiler ve bir koridor oluşturulduğunu görüyoruz şu anda. İçeride domuz bağı denilen bir tünel sistemi açıldı. İşte o domuz bağı tünelinden şu anda molozlar çıkıyor. Tabii 7 katlı bir apartman dedik. Mine Aydın
içeride bulunuyor ve Minaydın'dan bir yaşam belirtisi alıyor ekipler. Yine aynı şekilde 20 günlük bebeği Mirza Aras Aydın da içeride bulunuyor. Tabii Mirza'nın anneannesi Ayşe Bali de o Aydın apartmanının içerisinde yer alıyor. Şunu belirtelim aslında Nurdan. Sabah saatlerinde önce bu noktada bir köpekle tarama yapıldı. Köpek hassas koku duyurganı olan köpekler bu noktada sinyal verdiler. İşte o sinyal doğrultusunda bu noktada bir termal kamerayla tarama yapıldı. İşte termal kamerayla yapılan taramanın ardından iki nokta tespit edildi ve o noktada ısılar alındı. Belirlendi ekipler o ısı alınan noktaya doğru yavaş yavaş tüneli kasmaya başladı. Aslında adeta çay kaşığıyla kazarsınız ya, hani o kadar ince, o kadar hassas bir kazı burada söz konusu. Şu anda kameraman arkadaşım Burak Tekmen de size gösteriyor, o tünelin girişini gösteriyor. İşte o tünelden çıkacaklar birazdan. İnşallah bizler dakikayı sayıyoruz. İnşallah o tünelden yavaş yavaş ellerde çıkacaklar. Sağlıklı bir şekilde çıkacaklar. Bizler bunu ümit ediyoruz aslında. 3 ayrı tünel açıldı ve hala daha ısının olduğunu belirtelim bu noktada. Yine aynı şekilde sismik taramalar sonucunda da içeride ses olduğu bilgisini de paylaştılar bizle. Yaklaşık 97 saatin üzerindedir bu noktada. Çalışmalar devam ediyor. İşte o çalışmalar sonucunda artık sona gelindi. Bizler sona gelindiğini ümit ediyoruz. Şu anda bakın, jandarmamız, polis ekibimiz, itfaiye ekibimiz, kurtarma ekiplerimiz, sağlık personelimiz hepsi birer zincir halinde koridor oluşturdu. Hızla son molozları kaldırıyorlar. Aslında bir saat önce ekipler bize son bir duvarın kaldığını söylemişti. İşte o son bir duvarın da molozunun çıktığını ümit ediyoruz bizler şu anda. İçeride daha 20 günlük Mirza bebek kurtarılmayı bekliyor. Yine aynı şekilde annesiyle birlikte yan yana bir holde olduğu düşünülüyor. Aslında ekipler bir kroki çiziyor ilerlemeden önce. O kroki doğrultusunda ilerleyişini sürdürüyor. Ancak bu noktada şunu belirtelim. Annesinin ve evladının holde olduğu bilgisi ekiplere iletildi. İşte bu bilgi üzerinde de şu anda ekipler çalışmalarına aralıksız bir şekilde, yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii aynı şekilde bu noktada yoğun bir toz bulutunun da olduğunu belirtelim. Bizler de zaman zaman konuşmakta zorlanıyoruz. Çevremizde 5 ayrı enkaz var ve 5 ayrı enkazda şu anda kepçeler çalışıyor. Haliyle Kahramanmaraş'ın genelinde olduğu gibi bu noktada da oldukça yoğun bir toz bulutunun olduğunu belirtelim. Yeniden hatırlatalım. Bu noktada artık umutlu bekleyişin sonuna gelindi. Artık bu umutlu bekleyişin ardından mutlu bir son bekliyor aslında buradaki herkesi. Umuyoruz ki ilerleyen dakikalarda bu tünelden güzel bir mesaj vereceğiz. Ne vereceğiz? Bütün depremzedeleri bu noktadan diyeceğiz ki artık umutlu olabilirsiniz. Çünkü bugün de artık umutlu bir haber gördük. İnanıyoruz ki bu noktada Mirza Aras Aydın çıkacak ve bizler de bu ana şahitlik edeceğiz. Tabii artık 8. gün ve görmüş olduğunuz gibi ekipler 8. gün olmasına rağmen hala daha yoğun, hala daha aralıksız bir şekilde mücadelesine devam ediyorlar. Bizler de bu mücadeleye şahitlik ettik. Aslında bir önceki bültende arama kurtarma ekibinden bir abimiz vardı. İçerideki işleyişi anlattı bizlere. Ancak şunu eklemek istiyorum, şunu belirtmek istiyorum. Özellikle altını çizmek istiyorum. Burada kendi canlarını riske atıyorlar. Kendi canlarını riske atarak burada bir kurtarma operasyonu gerçekleştiriyorlar. İlerleyen saatlerde güzel bir haber alacağız diye ümit ediyorum. Şimdilik sözü yeniden İstanbul'a bırakıyorum. İnancımızı yitirmiyoruz. Bölgeden gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Bugün 13 yaşındaki Kaan 8. günde enkazdan kurtarıldı. Birkaç saat önce hala umudumuz sürüyor. Afetin yaralarını sarmak ve mağduriyetleri gidermek için de bir yandan harekete geçildi. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için 10 ilimizde acil yardım desteği başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunun için yaraların sarılması için toplam 100 milyar lira kaynak ayırdı. 10 bin lira acil yardım ödemesi depremzedelerin hesaplarına yatırılacak. Ev sahibine 5 bin, kiracı olanlara 2 bin lira yardım yapılacak. Çadırda kalanlara da bu arada kira bedeli ödenecek. Çadırda kalan ya da konteyner kentte kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira desteği var. Altını çizelim. 15 bin lira taşınma yardımı verilecek. Burada il sınırı yok. Vatandaşlarımız istedikleri illerde ikamet edebilirler. Destek başvuruları E-Devlet'ten yapılabilir. Başvurular için de 60 gün süre var. Tabii burada insan şunu da soruyor. Birçok insanın telefonu yok.
E-Devlet üzerinden, internet üzerinden nasıl başvuru yapabilirler? Sanıyorum bunlar da çözüme kavuşturulacak. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen bu depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artık 31 bini aştı. Arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde yaralananların sayısı ise 80 binden fazla. Bölgede depremzedelerin barınması için 200 binden fazla çadır kuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre deprem sonrasından bugüne kadar 2724 artçı deprem yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede 236 bin binada hasar tespit çalışması yaptı. 33.143 binada ağır hasar var. Bu binaların acilen yıkılması gerektiği de belirtildi. 535 bin binada da hasar meydana gelmedi. Bir yandan deprem suçları soruşturma bürosu da kuruldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 134 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Tutuklu sayısı da 3'e çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ilde olağanüstü hal ilan etmesi seçimlerin ertelenme olasılığını da gündeme taşıdı. Peki anayasa ne diyor? Siyasiler nasıl bakıyor? Reyhan Ayıldız araştırdı. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağının sinyallerini bu sözlerle vermişti. Ancak binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası şimdi yeni bir tartışma gündemde. Seçim tarihi değişebilir mi? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir gazeteciye verdiği demeçte 14 Mayıs'ta olmayabilir, yetişmeyebilir ama zamanında olur diye düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini de düşünüyorum sözleriyle seçimlerin zamanında yapılacağı tahminini dile getirdi. Tartışmanın nedeni o hale dayanıyor. Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ilde 3 ay boyunca olağanüstü hal ilan etti ve bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylandı. Türkiye nüfusunun yaklaşık 13,5 milyonunun yaşadığı bölge ayrıca genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi. Yüksek Seçim Kurulu'nda şimdiye kadar hazırlıklar, seçimler normal zamanında yapılacakmış gibi yürüyordu. Depremden sonra yeni bir adım atılması veya karar alınması söz konusu olmadı. AK Parti'nin yetkili kurullarında seçim tarihinin ertelenmesi veya iptal edilmesiyle ilgili bir değerlendirme yapılmış değil. Bazı AK Partili yöneticiler henüz somut bir karar alınmamakla birlikte seçimlerin 18 Haziran'da yani zamanında yapılabileceğini işaret ediyor. CHP kulislerinde ise AK Parti'nin seçimi bir yıl ertelemek isteyebileceği konuşuluyor. Peki bu konuda anayasa ne diyor? Anayasanın 78. madde savaş sebebiyle ifadesini kullanmış. 9'u büyük şehir olmak üzere 10 ilde olağanüstü hal ilan edildi. Ama anayasa olağanüstü hali seçimlerin ertelenmesi için bir sebep olarak göstermiyor. Anayasa Mahkemesi'nin 2012'ye 30 sayılı esas ve 96 sayılı karar metninde ise savaş ve benzeri zaruret sebepleriyle seçimlerin yapılmasının fiilen imkansız kalması halinde seçimlerin ertelenmesinin önü açılıyor. Bunu tabii meclis nasıl yorumlar? Bunu bilemiyoruz. Şimdi anayasanın yorumunu kimler yapabilir? Anayasanın yorumu 1960'a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yorumlanabiliyordu. Ama Anayasa Mahkemesi kurulduktan sonra tabii ki bu hüküm kaldırıldı. Meclis şu anda yorumlayamıyor. Ama anayasa yapan neticede meclis, kanunları yapan da meclis. Dolayısıyla artık bu konuyu meclis iyi bilir. Yani burada bir yoruma ihtiyaç var. Diğer yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun deprem nedeniyle seçimlerin yapılmasına olanak görmediği yönünde bir karar alma olasılığı da tartışılıyor. Bazı hukukçularsa seçimlerin öne alınması veya savaş nedeniyle geriye bırakılması yetkisinin meclis ve cumhurbaşkanında olduğunu, o nedenle de böyle bir karar alınmasını beklemediklerini ifade ediyor. İktidar eğer seçimleri bir yıl erteleme kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alırsa, ertelemeye karşı çıkan muhalefetin kararı Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi olasılıklar arasında. Bu durumda son kararı Anayasa Mahkemesi yargıçları verecek.
Bu bölümde konuğumuz var, görüş alacağız. Bilim Akademisi üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Naci Görür. Naci Görür, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok fazla deprem tecrübemiz var aslında bizim Türkiye olarak. Geçmişe oranla teknolojik anlamda da çok daha ilerideyiz. Ama maalesef bunlara rağmen çok ciddi bir kaybımız var. Hem insani anlamda hem yapı anlamında. Kahramanmaraş bölgesinin deprem tarihine baktığımızda bu deprem öngörülemeyen bir deprem miydi? Hayır, yani bu öngörülen bir depremdi. Bunu biliyor olmanız lazım. Zaten 2020 yılında, yani diğer meslektaşlarım da söylemiştir ama benim Maraş'a dikkat edin, Türkiye ona dikkat edin diye Elazığ depreminden sonra söylemlerim var ve bu konuda onlarca da video ortalıkta, yani şeyler, takipçiler bulup çıkartmışlar. Dolayısıyla bu depremi yer bilimciler olarak biz bekliyorduk ve buraya da dikkat çekiyorduk. Burada büyük bir deprem beklentimiz var. Dikkatli olunmalı, gerekli hazırlıklar yapılmalı diye. Yani bilinen bir depremdi. Benim kanaatime göre bağıra bağıra gelen bir deprem oldu. Biliyorduk, tahmin ediyorduk. Söylediğiniz gibi sizin gibi uzmanlar aslında bu noktaya evet, dikkat çekiyordunuz. Ama maalesef karşımızda böyle bir yıkım var. Demeçlerinizde ayrıca Doğu Anadolu fay hattının da uyandığını söylüyorsunuz Sayın Naci Görür. Bu ne demek? Çünkü son zamanda biz Türkiye'de peş peşe 3-4 büyüklüğünde depremler de yaşıyoruz. Bu Doğu Anadolu fay kuşağının uyanmasının ne anlama geldiğini de anlatır mısınız? Şimdi o şöyle. İlk kez Elazığ depremi olunca, yani 24 Ocak 2020'de ben Elazığ depremini değerlendirdikten sonra özellikle Doğu Anadolu fayı uyandı. Bundan sonra korkarım enerjisini büyük depremler üretmek sorucu boşaltacak. Büyük depremler üretmek yoluyla boşaltacak dedim. Onun için de Maraş, Türkiyeoğlu ve Hatay yöresine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledik. Hı hı. Bunu söylerken Elazığ depreminin, yani Doğu Anadolu fayının enerjisinin bir kısmını, Elazığ depreminin de çıkarttığı enerjinin bir kısmını Maraş tarafına göndereceği, yükleyeceği, transfer edeceği, dolayısıyla da Maraş ve yöresinde depreme neden olabileceğini söyledik. Şimdi o uyanma lafı da şundan geldi. Hı hı. Bu Kuzey Anadolu fayıyla Doğu Anadolu fayı bir anlamda kardeş bir fay. Yani bizim Anadolu levhası bu iki fay boyunca hareket ediyor. Türkiye'nin en büyük iki fay kuşağı. Biri Kuzey Anadolu, öbürü Doğu Anadolu fayı kuşağı. Şimdi Kuzey Anadolu enerjisini, Kuzey Anadolu fayı enerjisini 1939 yılında Erzincan'dan başlamak kaydıyla 42, 43, 44, 57, 67, 99'da boşalttı, Marmara'ya geldi. Evet. Şimdi Marmara'da zaten bekliyoruz. Enerjisinin büyük bir kısmını dikkat edersen 20. yüzyılda 39, 42, 43, 44, işte 57, 67 boşalttı. Şimdi bu Kuzey Anadolu fayı enerjisini boşaltırken Doğu Anadolu fayı görece olarak sessizdi. Yani sadece 1971 ve 2003'te bir Bingöl depremi var. Ondan sonra öyle bir fazla deprem üretmedi. Ne zaman ki 2020'de Elazığ depremini üretince dedim ki Doğu Anadolu fayı da uyandı. Hı hı. Korkarım Kuzey Anadolu fayı gibi büyük depremler üreterek enerjisini boşaltacak. Ve onun için işte o zaman Maraş'a dikkat çekmiştim. Ve nitekim de bilimsel öngörümüz gibi oldu. Enerjisini
büyük deprem üreterek, depremleri üreterek boşalttı. Evet. Yani 2020 Elazığ depremi 6.8, işte 2023 2 tane 7.7, 7.6 Maraş depremleri ve gelip işte Antakya'ya, Adana Havzası'na kadar dayandı. Naci Hocam, Marmara depremi bekliyoruz dediniz. Benim de zaten konuyu getirmek istediğim, görüşünüzü almak istediğim nokta burası. Şimdi siz Marmara bölgesini tehdit eden o depremin ana dinamiklerini araştıran, ortaya çıkaran ekibin başındaki isimsiniz. Marmara bölgesi için risk ne boyutta? Marmara bölgesi için risk aynen Maraş depremindeki o bölge için o kadar riskli. Yani nasıl Maraş'ı uyardık o risk için. Evet. Marmara bölgesi de aynen öyle. Çünkü 99'dan beri tüm ayrıntılı çalışmalar yapıldı. Bu Marmara Denizi'nin bir sismik boşluk olduğu, 1912'de sol tarafında deprem ürettiği 7.2 büyüklüğünde Şarköy depremi, 1999'da yine 7.4 büyüklüğünde Kocaeli depremi, ikisinin arasında işte Marmara Denizi var. Hı hı. Orası bir sismik boşluk oluyor. Yani doğrultu atımı bir fayın bir bölgenin hem sağında hem solunda iki büyük deprem üretirseniz o bölge muhakkak, depremin olmadığı bölge muhakkak kırılmak mecburiyetindedir. Yani Marmara Denizi'nin solu Şarköy depremiyle kırıldı. Sağı Kocaeli depremiyle kırıldı. Marmara Denizi'nin kendisi kırılmak mecburiyetinde. Yani öyle ihtimal mihtimal de değil. 160 kilometrelik bir fay var orada. Evet. Batı kısmında biraz enerji yok. Dolayısıyla orada en az 7.2, 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Naci Görür. Depremi bekliyoruz ama yapmamız gerekenleri de biliyoruz aslında. Ama evet, ne zaman biliyoruz, yapacağız bilmiyoruz. Yani keşke onu biliyoruz da bir an önce yapsak. Hayata geçirebilsek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Naci Görür konuğumuzdu. Hem Maraş depremini hem de beklenen Marmara depremini konuştuk. Biz bu telefon görüşmesini yaparken maalesef can kaybı da arttı. 31.643'e ulaştı. Pazartesi günü yaşadığımız depremdeki can kaybı 31.643 oldu. Deprem bölgesinde 7.584 bina yıkıldı. 120.940 bina ise hasarlı olarak kayıtlara geçti. Binaların bazıları yığına dönüştü, bazıları yan yattı, bazılarındaysa katları üst üste geçti. Yıkılma şekillerindeki bu farklılıklar ne anlatıyor? Yahya Hancı, betonun dilini uzmanına sordu. Deprem bölgelerinde yıkılan binalarda yapı kalitesizliği gözle görünen bir gerçek. Ancak her binanın yıkılma şekli aynı değil. Depremin ardından on binlerce bina hasar aldı. Kimi binalar arkamda görmüş olduğunuz gibi yan yattı, kimileri ise yerle bir oldu. Peki bazı binalar yan yatarken bazılarının devrilmesindeki, yani yıkılmasındaki sebep ne? Binaların yıkılmasına da baktığınız zaman ayrı ayrı mühendislik hatalarının öne çıktığını görüyoruz. Bazılarında neredeyse kalıp beton parçaları kalmamış durumda. Un ufak olmuş bu enkazdaki gibi. Uzmanlar burada hem malzeme hem de proje kalitesizliğinden bahsediyor. Şimdi burada beton böyle ufalandığına göre betonun mukavemeti yok, sıfıra düşmüş. Yani beton sıfır. Dolayısıyla beton malzemesi standardına uygun bir malzeme olarak uygulanmadığı açık bir gerçek. Bu tarz yan şekilde devrilmiş bina enkazları da yer alıyor. Buradaki durum depremle gelen enerjinin yapıya eşit dağılmamasından kaynaklı. Deprem geldiği zaman yükler eşit olarak dağılmıyor. Ona göre donatıyı seçmediğiniz için zayıf bir taraftaki etkisi daha fazla oluyor. Aynı anda aynı yönde hareket edecek zemin. Çünkü dipten bunu yatay yönde aldığı deprem kuvvetine karşılık buradaki zeminle
binanın beraber çalışması lazım. Deprem bölgesinde fazlaca gördüğümüz katların üst üste geçtiği çökme biçimi ise kolonlardan kaynaklanıyor. Nedeni kolonların yeterli kalınlıkta olmaması ve içerisindeki demirlerin zayıf kalması. Demir de yeterli boyutlarda değil, yeterli sıklıkta değil. Beton dönerme binada kolon kiriş bağlantılarında bu gerekli sıklığı gösterecek etiyeler yok. Yarısı yıkılmış binalardaysa proje düzensizliğine dikkat çekiliyor. Bu tarz çökmelerin meydana geldiği binalarda geometrik hatalardan bahsedilebilir. Bazı taraflarda çok boşluk oluşmuştur. Geometrisi tam mesela bir dikdörtgen kare kesit değil. Farklı imara bağlı olarak biraz daha alan çıkarayım diye geometriyi bozmuştur. Boşluklar vardır mesela, balkon boşlukları falan, bunlar da son derece önemli. Şimdi de neden bu kadar yıkıldık sorusuna yanıt arayacağız. ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Haluk Sucuoğlu konuğumuz. Sayın Haluk Sucuoğlu, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, davetimizi kırmadığınız için. Şimdi, sağ olun, ben de teşekkür ederim. 1999 depremini hep biz milat olarak konuştuk. O tarihten sonra yapılan binaların daha güvenilir olduğunu savunduk kendi içimizde en azından. Ama bölgeye baktığımızda bir yıllık, 6 aylık binaların yıkıldığını, hatta paramparça olduğunu görüyoruz. Öyle ki en hassas binalar olan kamu binalarının bile yıkıldığını görüyoruz. Yani burada sorun nerede? Mevzuatta mı, uygulamada mı? Yani mevzuattan kastettiğiniz hani teknik mevzuat mı, yapısal mevzuat mı bilmiyorum. Yani mevzuat, yani deprem yönetmeliğinde bir problem yok. Hı hı. Zaten yıkılmayan da çok bina var. Yani iyi örnekler var. Evet. Bizi çok mutlu ediyor. Hı hı. Yani hiç hasar görmemiş binalar var. Aynı mevzuata göre yapılmış. Demek ki oluyor. Demek ki yapılsaydı olurdu. Bunlar maalesef azınlıkta. Çoğunluk ağır hasar gördüğüne göre demek ki bizim beklediğimiz bir performansı sergileyememiş. Hı hı. Bunun tabii çok nedeni vardır. Bir tek nedeni yoktur. Yani yapının hani yapım süreci içerisinde zayıf halkalar nerelerde derseniz yani yapımdaki kusurlar görünüyor. Bir projede de olabilir kusur. Ben bilemiyorum. Yani her binayı ayrı ayrı incelemek gerekir. Çok kolay değil bakınca. Evet. Ama bu kadar yaygın olması pek çok kusurun bir arada geldiği, bir araya geldiğini gösteriyor. Yani tek bir neden, hı-hı, işte bu bölgede beton kalitesi iyi değildir ya da donatı kalitesi iyi değildir falan diyemiyorsunuz. Yani pek çok kusur bir araya gelmiştir. Hı-hı. Yıkılan bir binaya bakarak bu bundan ölmüştür gibi de bir şey demek de çok kolay değil. Yani şimdi, o pek çok karmaşık etkinin bir araya gelmesi, hı-hı, ama neticede bir başarısızlık, bir uygulamada, gerek projelendirmede gerek uygulamada bilmiyoruz. Bunların hepsi bir araya gelmiştir büyük olasılıkla. Şimdi bölgede sanıyorum incelemeler başladı. Veri akışının da başladığını tahmin ediyorum. Bölgedeki binaların, evet, yapısına bakıldığında binalar eski binalar mı, yıkılan binaların çoğunluğu? Yani bize böyle bir ayrım yapabilir misiniz? Gelen veriler var mı bu yönde? Yani daha öncesinden aldığımız bilgiler var. Yani, hı-hı, deprem öncesi o bölgede yapılan pek çok yer bilimi veya mühendislik çalışmaları da vardı. Arkadaşlarımızın yürüttüğü çalışmalarda elde ettikleri veriler vardı. Onlardan biliyoruz. Şimdi, hı-hı, ilk sorunuzda siz demiştiniz ki hani 99 milat mı olacaktı? Evet, evet, öyle düşünüyorduk. Milat olsun, çünkü ciddi bir farkındalık yaratılmıştı. Bu önemli. Fakat bu bölgede bu farkındalığın olmadığı anlaşılıyor. Bunun bir nedeni de var. Yani çünkü çok uzun süredir orası deprem görmemiş. Yani insanların deprem farkındalığı oluşmamış orada. Yani 500 yıldır derseniz yıkıcı deprem görmemişler. O yüzden deprem hani bir tehlike midir değil midir, Marmara bölgesi kadar bir tehlike olarak algılanmadığı muhakkak. Ama bu tabii yeterli değil. Çünkü o bölgede çok büyük bir deprem olacağı belli. Yani bir önceki konuşmacının, evet, Naci Bey'in de belirttiği gibi bu biliniyor. Her yerde var. Hı hı. İl risk azaltma programı var. İRAP. Kahramanmaraş için yapılmış. Açıp bakıyorsunuz, evet, işte orayı söylüyor. Bu fayda diyor. İşte 7,5 civarında bir deprem olacak diyor. Yani yakın tahmin etmişler aslında. 2019'da tatbikatı yapılmış hocam. 2019'da Kahramanmaraş merkezi, evet, 7,4, evet, şiddetinde bir deprem, tabii, tatbikatı yapılmış. Senaryosu tabii. Evet. Ondan bahsediyorum. Hı-hı. 2020 yılında da yayınlanmış. Hı-hı. Bu İRAP'ın uygulanması zorunludur. Yani herhalde valilik koordinasyonunda olduğunu tahmin ediyorum. Ya da işte çeşitli kamu kuruluşlarına burada görev
dağıtılıyor. İşte belediye ya diyor ki sen binalardan sorumlusun, ruhsatları sen verdin. Milli Eğitim'e diyor ki sen okullardan, Sağlık Bakanlığı'na sen hastanelerden sorumlusun diyor. Fakat bu işler bu kadar kolay olmuyor. Sorumluluk verdiğiniz zaman kaynak da vermeniz lazım. Bu kuruluşların bu işleri yapacak kaynakları benim anladığım kadarıyla yok. Çünkü bunlar para gerektiren işler, çok kolay değil. Ama şeye baktığımızda dönüp hani bizim milat konusuna geldiğimizde 99 milat dedik biz iyi niyetle. Burada yani bu bölgede Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adana haricindeki 9 ilde yapılan binaların %50 ile %60 arası 2000'den sonra yapılmış. Zaten nüfusu hızla da artıyor bölgede. Evet. Yani kente göç dolayısıyla. Yani bizim milat düşüncemiz, iyi niyetli düşüncemiz burada çöküyor. Milat falan olmamış. Hani belki bu deprem farkındalığının bu bölgeye yansımamış olmasına yoruyorum ben. Yani Marmara bölgesinde ben hala bir milat olduğunu düşünüyorum. Oran bu kadar değildir. Yani vardır yönetmeliğe göre yapılmamış yapılar ama daha azınlıktadır diye düşünüyorum. Marmara depremi demişken hocam, siz 99'da yaşadığımız o Marmara depremi sonrasında bölgede inceleme yapan, yanlış bilmiyorsam 150 bin binayı tarayan o ekibin başındaki isimsiniz. Raporlar hazırladınız. Evet, sağ çalışmaları. Evet. Peki ne oldu sonra? Yani bu çalışma İstanbul deprem master planı yapmıştı 4 üniversite. Bu master plan 2002'de tamamlandı. Daha sonra da uygulamaya geçildi. Uygulamanın ilk safhası risk önceliklendirmesi yapmak. Yani işe nereden başlayacağız? Evet. Önce sahada, yani böyle bir teşhis anlamında, tedavi öncesinde. Biz 150 bin binayı İstanbul Belediyesi'nin ekipleriyle birlikte inceledik. Ve 3 yıl sürdü bu, bakın yani hemen çok kolay olan bir iş değil. İşte bir risk önceliklendirmesi yaptık. 6 ilçede yürütüldü bu çalışma. Bütün o dönemde zaten çok yayınlanmıştı bunlar basında da. Evet. Ve bu veriler şu anda İstanbul Belediyesi'nde elindedir. Yani 6 ilçe genellikle Marmara'nın kuzey kıyısındaki ilçelerdi bunlar. Ve işte biz önceliklendirme yaptık. Yani önceliklendirmenin amacı şudur. Yani ben işte 40 bin bina bunun içinde birinci derecede öncelikli diyorsam bu yıkılacak anlamına gelmiyor ama hani bir şey yapılacaksa buradan başlayın anlamına geliyor. Yani yüksek riskli binalar. Sonra böyle bir uygulama yapılamadı. Yani mesela bizim ilk pilot olarak başladığımız Zeytinburnu'ydu. Yani en azından tarama kısmını sürdürmek yerine Zeytinburnu'nda bir uygulamaya başlanabilirdi. Kaynak mı? İşte, peki yine hocam sorun. Kaynak mı bilmiyorum ama daha ziyade yani bir toplumsal anlaşma sağlamak zorundasınız bina sahipleriyle. Yani şeyde yaptığınız zaman senin binan çok riskli, ben sana şöyle bir öneriyle geliyorum. Bu binayı yıkalım, yenisini yapalım mesela. Evet. Ama sen de buna katkıda bulunacaksın. Yani bu tür şeyler oluşamadı. Bu tür kontratlar, bu tür yani kentsel dönüşümdür esasında bir nevi. Evet. Çünkü burada kamu özel şahsa kaynak aktarmak zorunda kalıyor. Yani o sıralarda tabii kentsel dönüşüm yasası da yoktu. Daha sonra vardı da o da çalışmadı zaten. Yani mesele maddiyata dayanıyor, biliyor musunuz? Yani kaynaklara dayanıyor. Devlet tek başına benim anladığım kadarıyla bu kaynağı yaratmaya muktedir değil. Bizim böyle büyük bir kaynağımız yok. O nedenle yani çok karşılıklı paydaşlarla oturup onların da katkıda bulunabileceği bazı çözümler üretmek gerekiyor. Belki hani bina bazında değil, belki parsel bazında, ada bazında yapılması gerekiyor. Çünkü bu işi yaptığınız zaman o arazinin değerini de arttırıyorsunuz. Bunlar yapılamadı. Bunların yapılamamasının nedenlerini ben bilmiyorum. Yani bu bir kentsel planlama meselesidir. Mevcut bir arazinin yeniden planlanması meselesidir. Olmadı. İşte bunun içinde güçlendirme öneriler de vardı. Yani paranız azsa, evet, yıkıp yeniden yapmak en pahalısıdır. Hani bunu güçlendirelim. Genellikle bina sahipleri bu güçlendirmeye olumlu bakmadılar. Bana yenisini ver. Hani devletten bekleme beklentimiz de vardı. Var ya bizim. Evet. İşte devlet ana. Yani bu olmuyor. Yani vatandaş olarak bizim de aslında hatalarımız var. İkna değiliz bir kere en başında sanıyorum. Evet. Yani bu şeyde yani böyle bir dert varsa, bu dert konusunda da size el uzatan bir devletiniz varsa o eli tutacaksınız yani. Siz de elinizden ne geliyorsa onu yapacaksınız. Bana bu yetmez, daha fazlasını ver, olmuyor. Yok çünkü böyle bir kaynak. Ondan sonra da kentsel dönüşüm oldu zaten. Kentsel dönüşüme
tercihini yaptı devlet ve kentsel dönüşümde de hani bazı bölgelerde bir şeyler yapılmış olabilir ama Türkiye'nin derdine deva olmadı. Yani sayılar çok fazla değil. Hı hı. Hani en azından kentsel dönüşüm hiç olmazsa çok ihtiyacı olan yerden başlasaydı da biraz onlara kaynak verilseydi falan. Yani böyle şeyler yapılabilirdi. Olmadı. Tamamen evet. Bina sahipleri, özel yani konut sahipleri işte küçük müteahhitlerle, küçük müteahhit diyorum ben onlara çünkü büyük müteahhitler girmedi bu işe. Küçük müteahhitlerle baş başa bırakıldı. Aynı küçük müteahhitler zaten bölgede de var. Yani bölgede de inşaat sektörü hani küçük müteahhit derken hani küçümseme anlamında söylemiyorum. Evet, yani çok büyük şey yok. Evet, onların elinde kaldı. Fakat bölgede bu küçük müteahhitler güçlüler. Yani hem finansal olarak güçlüler, siyasi olarak da güçlüler aslında. Yani bunları açıkça konuşmak lazım. Evet, evet. Yani kendi istediklerini yaptırıyorlar. Para onlarda olduğu için bir etkin bir yapı denetimi oluşmuyor. Zaten yapı denetimi şirketlerinin de büyük ihtimalle arka planda sahibi olabilirler. Bilmiyorum yani bunun ama öyle görünüyor. Yani bunları hep konuşacağız gibi görünüyor. Araştırmasını çevre şehirciliğin yapması lazım. Evet. Ve siz bir yapı denetim firmasına bir görev verdiğiniz zaman diyelim ki hani ona yetki veriyorsunuz neticede. Bunu denetlemeniz lazım. Yani denetlenmediği de belli. O küçük bir sektör yani kendi kusurlarını karşılama kabiliyetine de sahip değil. Yani bunların sigortaları yok. Evet. Yani bu bir şey sarmaldır aslında. Evet. Bunun toptan düzeltilmesi lazım. Yapı denetim sisteminde sorumluluk sigortası olmadan insanlara doğru iş yaptıramazsınız. Evet. Sorumluluk sigortası girdiğinde de o işlerin maliyeti artar. Ama bu zaten şey dünyada böyle. Serbest piyasanın geçerli olduğu dünyada böyle. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Yani siz Amerika'da mesela bir doktora muayene oldunuz ya da bir ameliyat olacaksınız ona para ödüyorsunuz. Bu üçte biri falan sigortaya gider. Yani hata yaparsa onu karşılayacak gücü olması lazım. Sizin de bu hatanın hani kanunen işte talepkarı olmanız lazım. Bana zarar verdin diyebilmesi lazım. Evet. Aynı şey inşaat sektörü için de geçerli. Dolayısıyla bunlar böyle çok basit hemen yani onun kafasına vuralım, onu cezalandıralım olacak değil. Bir şey değil. Evet. Topyekün bir evet. Yeni top planlamaya ihtiyaç mücadele var. Başlatmalıyız. Evet. Bu depremden çıkartacağımız evet. Çok ders var. Peki çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Haluk Sucuoğlu. Kıymetli katkılarınız için sağ olun. Profesör Doktor Haluk Sucuoğlu konuğumuzdu. Neden bu kadar yıkıldık sorusuna yanıt aradık. Artık bu depremden sonra acilen hepimiz topyekün bir mücadele başlatmalıyız. Deprem bölgesinde sigortalı konut sayısı 1 milyonun biraz üzerinde. Konutların büyük kısmı yıkık olduğu için hasarın çoğu zorunlu deprem sigortası kapsamında DASK tarafından karşılanacak. Peki DASK neleri kapsıyor? Hasar bildirimi nasıl yapılıyor? Yasemin Işık 5 maddeyle anlattı. 10 ile etkileyen depremler geniş bir bölgeyi vurdu. Büyük can kaybının yaşandığı depremde binlerce bina yıkıldı ve binlercesi hasar gördü. Depreme karşı en güçlü finansal önlemlerden biri zorunlu deprem sigortası. Türkiye genelinde toplam 20 milyon konuttan %54,7'si zorunlu deprem sigortası poliçesine sahip. Depremin merkezindeki 10 ilde ise bu oran ortalama %49 düzeyinde bulunuyor. Peki DASK neleri güvence altına alıyor? Sigortalıların ne yapması gerekiyor? Hemen anlatalım. Öncelikle depremin meydana getirdiği tüm maddi zararlar DASK kapsamında. Binalardaki tüm ortak alanlar da sigorta kapsamına giriyor. Tabii konuttaki eşyalarda meydana gelen zararlar ve kişilerin uğrayacağı fiziki zararlar bu kapsama girmiyor. DASK belediye sınırları içinde kalan meskenler için geçerli. Köy alanlarındaki konutlar sigorta kapsamı dışında. İş anı, iş merkezi gibi tamamı ticari ve sınai amaçlarla kullanılan yapılar da sigorta kapsamına girmiyor. Peki hasar ihbarı nasıl yapılacak? Alo DASK 125, www.dask.gov.tr e-devlet üzerinden hasarlarınızı bildirebilirsiniz. Hasar bildirimi yaptığınızda DASK'tan cep telefonunuza SMS'le hasar dosyası oluşturulmuştur mesajı gelecek. Hasar tespitini ise DASK'ın görevlendirdiği sigorta eksperleri yapacak. DASK'ın bir konut için ödeyeceği en yüksek tazminat tutarı 640 bin TL. Örneğin konutunuz 100 metrekare ise depremde yıkıldıysa DASK size 301 bin TL ödeyecek. Konutunuz 150 metrekare ise 452 bin TL, 200 metrekare ise 603 bin lira alacaksınız. Gerekli incelemeler ve hasar tespiti yapıldıktan sonra telefonunuza ödemeniz hazır SMS'i gelecek. Vakıfbank şubesinden telefonunuza gelen şifre ve kimlikle ödemenizi alabilirsiniz.
Öte yandan zorunlu deprem sigortası ile ilgili tüm işlemler DASK'ın deprem bölgelerinde kurduğu mobil ofisler aracılığıyla da yapılabilecek. Uzmanlar 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşadığımız iki depremi olağanüstü olarak tanımlıyor. Bu depremlerin yerin sadece 7 kilometre altında olması sebebiyle yıkım gücünün 11 şiddetinde olduğu vurgulanıyor. Depremin şiddetini açıklayan bazı bilgileri paylaşalım şimdi. Depremden etkilenen 10 ilimizin nüfusu toplamda 13,5 milyon. Bu ne anlama geliyor? Tunus'tan, Belçika'dan, İsveç'ten, Yunanistan'dan daha fazla bir nüfustan bahsediyoruz. Hatta bir cümleyle şöyle örnekleyelim. Bu deprem, Türkiye'nin 10 ilinde yaşanan bu deprem eğer Yunanistan'da yaşansaydı Yunanistan'ın harabeye dönmesinden bahsediyoruz yani özetle. Depremin etkilediği bölgesel alan toplam 108.812 kilometre kare. Yani Bulgaristan kadar büyük bir alanı etkiledi bu deprem. Hatta Güney Kore'den, Azerbaycan'dan, Hollanda'dan, İsviçre'den bu ülkelerin yüz ölçümlerinden daha büyük. Gelelim şimdi etki alanına. Etki alanı 1 milyon 200 bin kilometre kare. Sadece Türkiye'nin 10 ilinde hissedilmedi bu deprem. Suriye'de, Ürdün'de, Lübnan'da, Mısır'da yani birçok ülkede hissedildi. Örneğin Mısır'da insanlar panikle kendilerini evlerinden sokağa attılar. Bu depremde şu anda Türkiye'de 100 binin üzerinde arama kurtarma ekibi çalışıyor Canhıraş. 2011'de Japonya'da bir deprem yaşanmıştı. Hep örnek veriyoruz. O depremde bile 100 bin civarında arama kurtarma ekibi görev yapmıştı. Yani yaşadığımız depremin büyüklüğünü rakamlar çok net bir şekilde özetliyor. Dünya depremlerinin fay kırılma uzunluğuna bakalım. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem ilk sırada tam 500 kilometre bir fay kırığı ortaya çıktı. 1906'da San Francisco'da yaşanan depremde 400 kilometrelik fay kırığı yaşanmıştı. Yani her anlamda olağanüstü bir depremle karşı karşıyayız. Hem uzmanların söylediğine göre hem de rakamların söylediğine göre. Depremin vurduğu illerde bir de hırsızlık ve yağma olayları yaşandı. Kolluk kuvvetlerinin bu vicdansızlara karşı yürüttüğü çalışmalara vatandaş da destek veriyor. Adıyaman'da gece gündüz süren bu tedbirleri Enes Arol anlattı. Hırsızlık ve yağma suçlarında 24 saati olan gözaltı süresi bundan sonra 4 gün uygulanacaktır. Ve bölgede hırsızlık ve yağma suçlarıyla etkin ve kararlı mücadele için bu değişiklikte Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılmıştır. Kahramanmaraş merkezi depremden etkilenen illerde hırsızlık ve yağmanın önüne geçmek için hukuki açıdan tüm tedbirler alındı. Bölgede asker ve polis de yıkılan binaların etrafında gece gündüz devriye geziyor. Kolluk kuvvetlerine vatandaşlar da destek oluyor. Var mı herhangi bir vukuat sorun? Yok, sağ olasın. Kahve yapabiliriz ama. Teşekkür ederim. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri sürerken maalesef hırsızlık olayları da yaşanıyor. Bu yüzden hem güvenlik güçleri hem de mahalleliler gece gündüz teyakkuzda bekliyor. Depremzedeler hırsızların bölge insanı olmadığını, şehir dışından geldiklerini anlatıyor. Hırsızlık olayları bayağı çoğaldı. Yani bu hırsızlığı yapanlar da genelde Adıyaman'ın insanları değil, dışarıdan gelen insanlar. Geceleri nöbetleşe oturdukları binaların başında bekleyen vatandaşlar şüphelendikleri kişileri polise teslim ediyor. Evlerimiz zaten burada. Ben bu köşede oturuyorum. Buradaki arkadaşlar da zaten mahallenin çocukları. Hani ne olur ne olmaz evlere giren çıkan oluyor mu? Yabancılar geliyor mu? Gelmiyor mu? Geçenlere bakıyoruz. Polislerle devamlı irtibat halindeyiz. Biz burada gördüğümüz yabancı kişileri genellikle soruyoruz kimdir, neyin nesidir. Onlara muhabbete giriyoruz. Neyin nesi, neyin nesidir. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından tüm dünya Türkiye için seferber oldu. Adeta gönül köprüsü kuruldu. Singapur'dan Kanada'ya, Yunanistan'dan Pakistan'a herkes depremzedelere yardım edebilmek için kampanyalar düzenliyor. Kimi arama kurtarma ekibi gönderiyor, kimi de nakdi yardım yapıyor. Tam 99 ülke şu ana kadar Türkiye'ye yardım teklifinde bulundu. 77 ülkeden
9401 yabancı personel şu anda 10 ilimizde afet bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine termal kameralarla, köpeklerle yardım ediyor, can kurtarıyor. 7 ülkeden daha ekip gönderilmesi bekleniyor ve toplamda da 747 gelecek yabancı personel sayısı da var. Yani bu tabloya baktığımızda özetle hiç tanımadığımız insanlarla el ele tutuştuk. Hiç tanımadığımız insanlar geldi bize yardım etti. Sarıldık, kenetlendik. Aynı dili konuşmasak da hep beraber aynı acıyı paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz. Madenciler yer altındaki uygulama yetenekleriyle afet bölgesinde birçok başarılı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Enes Arol, kameraman İsmail Katırcı ile beraber kahramanların çalışmalarına tanıklık etti. ...14 yaşındaki Rümeysa'nın elini maden işçisi Hüseyin abimiz tuttu. Ve Rümeysa geride bıraktığımız gün saat 10'da Hüseyin abimiz ve onun ekibi arkadaşları sayesinde hayata tutundu. Ve Rümeysa'nın fotoğrafı Hüseyin abimizin cebinde duruyor. Küçük Rümeysa Adıyaman'da enkazdan sağ çıkartılan yüzlerce kişiden sadece biri. Onu kurtarma görevi madencilere aitti. Madenciler deprem bölgesindeki önce ekiplerden. Biz bugün madencilerle birlikte kömür işletmeleri AŞ ekibiyle birlikte bir gün geçireceğiz ve onların enkazlardaki o aşağıdan uzanan ellere nasıl el uzattıklarını, duydukları seslere nasıl ulaşmaya çalıştıklarını görüntülemeye çalışacağız. Biz burada toplam 430 kişiyiz şu an. Ekip halinde bölündük. Belki 10, belki 15 ekip halinde bölünüyoruz. Dağılıyoruz mahallelerine veya ihbar günü ihbara gidiyoruz. Ona göre ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Gelen ihbar Çınar sitesindeki arama kurtarma çalışmalarında vardiya değişimi yapılacağı yönündeydi. Biz de madencilerle birlikte enkaz mahalline doğru yola çıktık. Bizler şu anda KİAŞ ekibiyle birlikte dün başlatılan enkazdaki arama kurtarma çalışmalarındaki vardiya değişimine şahitlik edeceğiz. Şu anda bir ses veya bir ısı belirtisi var mı içeride? Dün akşam vardı. Köpekler tekrardan arama yapılacaktı. Güne birlikte başladığımız maden işçileri şu anda bir önceki vardiya arkadaşlarından görevi devralmak üzere iki gündür çalıştıkları enkaza geldiler. Enkazda yaşam belirtisinden emin olunduğunda madenciler devreye giriyor. Kullandıkları en önemli yöntem domuzdamı. Maden işçileri enkaz altındaki çalışmalarına hiç durmadan devam ediyor. Şimdi de domuzdamı denilen yöntemi kullanmak için şu anda enkazın olduğu yere odunlar taşınıyor. Göçüklerde arkadaşlarımızı ve kendimizi emniyete almak maksadıyla damları böyle kısa kısa kara şeklinde üstteki basıncı engellemek amacıyla örülen bir sistem. Bu sistemle çok canlar kurtarıldı. Çalışmalar enkazın durumuna göre saatlerce sürebiliyor. Güne başladığım yere geri döndüm. Yani kömür madencileriyle deprem bölgesinde dolu dolu tam bir gün geçirdim. Bugün Çınar sitesindeydik. Kömür madencileri dün de Çınar sitesindeki arama kurtarma çalışmalarında çok önemli destekte bulunmuştu. Dün 3 canlının çıkartıldığı enkazdan bugün maalesef iyi bir sonuç alınamadı. Ama çalışmalar hiç hız kesmiyor. Bütün ülke ruhum depremi olan travmayla baş başayız. Kocaman bir unutma bahçesi olan ülkemizde yine bir kolektif travma yaşıyoruz. Peki bununla nasıl baş edebiliriz? Nereden başlamalıyız? Depremin toplum hayatı ve insanlar üzerindeki etkisini afet psikiyatristi Profesör Doktor Önder Kavakçı ile konuşacağız. Önder Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Toplum olarak kitlesel bir travma yaşıyoruz. Biz daha yeni 2 yıl süren pandemiyi atlattık. Şimdi de maalesef deprem gerçeğiyle karşı karşıyayız ve az değil 10 ilimiz yıkıldı. 85 milyonun yarısı enkazın altında kaldı. Önce enkazın altından çıkan insanlarımızın durumunu merak ediyorum. Şimdi görüntüleri biz gün boyu canlı canlı paylaşıyoruz. Kimisi çıkarken gülümsüyor, 5 gün orada kalmış. Kıpırdamadan, yemeden, içmeden. Kimisi dua ederek çıkıyor. Kimisi ya ağlama hariç bütün tepkileri sanıyorum gördük. Ne yaşıyorlar, ne hissediyorlar enkazın altında o kadar saat? Önce geçmiş olsun ve başsağlığı dileyim insanlarımıza. Yani günlerce orada hapis kalmak ve çok daracık bir alanda, hücreden bile küçük bir alanda o kadar kalmak çok şok edici, çok zorlayıcı bir şey. O yüzden o insanların sağlıklı tepki vermelerini, oh kurtuldum deyip çıkmalarını beklemeyiz.
bir kere bedensel sağlıkları çok etkilenmiştir. Böbrekleri etkilenmiştir günlerce yemeden içmeden soğukta. O yüzden ne kadar bilinçli tepki veriyorlar, ne kadar bilinçsiz tepki veriyorlar, ne kadar şoktalar onu ayırt etmek için bir hastaneye götürmek lazım. Hı hı. Önce bir sağlık kontrolünden geçirmek lazım ve herhalde hemen hepsini hastaneye yatırmak lazım. Serumla sıvı eksiğini karşılamamız lazım. Ondan sonraki günlerde de bu şok devam ediyor mu, garip davranışları devam ediyor mu onlara bakmak lazım. Şimdi günlerce orada hapis kaldığınız zaman bir bedenin dışarıda olduğunu fark edecek bir şeyler yapması lazım. Hareket etmesi lazım önce. Hı hı. Eğer kalkabiliyorsa, dolaşabiliyorsa. Yani bir tane şiir var Akadir'in. Hani bir dışarıda olsam belki günlerce uyumam, hep yürürüm durmam diye. Yürümesi lazım o insanların. Evet. Dışarı çıkması, hareket etmesi. Bedenin artık dışarıda olduğunu fark etmesi lazım. Öncelikle eğer tabii beden sağlığı izin veriyorsa. Hı hı. Her göçük altında kalanın hareketlerini bir arttırmasında, bir genleşmesinde, evet, dışarıda olduğunu fark etmesinde, bir de güvende olduğunu fark etmesinde çok önem var. Artık emniyetteyim. Nasıl emniyette oluruz, nasıl güvende oluruz? Mesela sıcacık bir şeylere sarıldığımızda, evet, evet, güvende oluruz. Birisi bizim sırtımızı sıvazladığında güvende oluruz. Sevdiğimiz birisine sarıldığımızda güvende oluruz. Yani çok basit insani önlemlerle, insani davranışlarla güvende hissedebiliriz. Kendinizi düşünün, çok korktuğunuzda ne yaparsınız? Neye ihtiyacınız olur? Onların bu kişilere verilmesinde fayda var. En önemlisi de yakınlarıyla bir araya gelmek, yakınlarıyla olmak. Eğer yakınlarınızla bir arada değilseniz akranlarla birlikte olmak rahatlatır. Ama bunların hepsi orada tabii ki imkansız. Enkazın altından çıktıktan sonra bir gencimiz, belki görmüşsünüzdür, enkazın altında şimdi güvende hissetmek deyince şöyle söylüyor. O sırada telefonuyla bir video çekiyor. Yatağın altını taşlarla doldurmuş, kendimi güvende hissetmek istedim. Bu kadar hareket etme alanı var. Taşlarla doldurmuş, videoya çekmiş o anı ve şöyle söylüyor. Buradan çıktığımda eğer çıkabilirsem hayattaki her şeyin kıymetini daha çok bileceğim diyor. Tabii. Travmanın böyle etkileri de olur. Kimileri, evet, için anlamsızlık, hayat bitti, boş gibi olurken, kimileri travmadan büyüyerek çıkar ve daha anlamlı hedefler koyar kendilerine. Gene güvende hissetmeye döneceğim, hı hı, ben. Mesela belgesellerde görmüşsünüzdür. Mesela kurtlar bizonları kovalar, kovalar, hı hı, kovalar. Bizonlar kaçtıkları için tehlikeden uzaklaşıyorum hissini yaşarlar. Hareket ediyorlardır. Hı hı. Ama kaçamayacakları bir yere gelince de omuz omuza verirler. Güvende hissetmek, güvende hissetmek için. Kurtlara karşı durmak için. Şimdi beden tehlike yaşıyor, hı hı, ya. Bir araya gelmek, omuz omuza olmak gene güvende hissettiren bir şeydir. Biraz da onlara nasıl yaklaşmamız gerektiğini konuşalım istiyorum. Hatta sanıyorum bu konuda toplum olarak eğitimlere ihtiyacımız var. Şimdi 13,5 milyon insandan bahsediyoruz. Hepsi depremi direkt yaşadılar. Kimisi yakınını kaybetti, kimisi eşini, kimisi çocuğunu, bazı çocuklar annesiz babasız kaldı. Yani çok büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Orada şu an binlerce insan onlara yardım etmeye çalışıyor. Ama nihayetinde bunların hepsi yabancı insanlar. Ne kadar yardım etmek için orada olsalar da. Bu insanlarımız, şimdi o depremzedelerin hepsi şu duyguyu yaşıyor. Çaresizlik, korku, kaygı. Ne yapacağım? Gelecek korkusu. Bir evim olacak mı? En güvendikleri yerler başlarına yıkılmış nihayetinde. Oradaki insanlar onlara nasıl davranmalı? Bakın biz basın mensupları için de aslında bu soruyu soruyorum. Orada muhabirlerimiz görev yapıyorlar. Onlarla konuşmaya çalışıyorlar. Bu doğru mu mesela? Yaklaşırlarsa nasıl yaklaşmaları gerekiyor? Hem insanlarımız hem orada görev yapanlar. Şimdi bir kere ruhsal ihtiyaçlardan önce temel ihtiyaçlarda çok büyük sıkıntı var. Yani işte su, yiyecek, hı hı, ve şu ara en çok tuvalet ihtiyaçları var. Yani evet. Şimdi birisinin tuvalet ihtiyacı varken siz ona nasıl rahatlatırım, nasıl terapi yaparım diyemezsiniz. Önce o en temel ısınma, değil mi? Evet. Tuvalet ihtiyaçları. Önce yani aslında bireye göre bakmak lazım. Hı hı. Kiminle muhatapsınız, onun neye ihtiyacı var? Yani selamlamak, kendinizi tanıtmak. Çünkü bir takım olumsuz haberler de alıyoruz. Hı hı. Kim olduğunuzu, evet, tanıtmak, evet, güvenilir olduğunuzu göstermek. Ondan sonra da o kişinin neye ihtiyacı var onu danışmak. Yani siz neye ihtiyacınız var sorabilir miyim? Elimden gelen bir şey var mı sizin için? Bir de tabii şimdi bölgeye giden insanlar geliyor, kayboluyor. Ben yarın sizi görecek miyim? Hani bana bir söz verdiniz de. Hayır. Yani
o depremzedeyi tekrar tekrar görmek, ertesi günlerde görmek ve ona göre yönlendirmek lazım. Şimdi bölgeye akın akın gidiyor insanlar bir şeyler yapayım diye. Yani hı hı. O kadar inanılmaz fedakarlık öyküleri duyuyorum ki evet. bir tanker benzin doldurmuş, bölgede dolaşan insanlar duyuyorum mesela kime verebilirim diye. Yani inanılmaz öyküler. En uzak köylere 4x4 araçları bir araya getirmişler. En uzak köylere giden insanlar evet. Duyuyorum. Bunlar olağanüstü şeyler ama şimdi bir hafta oldu. Artık bundan sonra organize gitmek lazım. Şimdi ben bölgeye gidiyorsam hı hı. kime gidiyorum? Nereye gidiyorum? Kimin aracılığıyla gidiyorum ve neye ihtiyaç var? Evet. Ne için gidiyorum? Evet. Yani kutumu taşıyacağım yoksa doktorluk mu yapacağım? Yoksa birinin sırtını mı sağlayacağım? Yani evet. bilerek gitmek. Bir kurum aracılığıyla gitmek. Orada bir muhatabını bulup muhatabın bana yol göstermesi lazım. Tabii ben oraya giderken de kimseye yük olmamam lazım. Kendi ihtiyaçlarımı da götürmem lazım orada. Yani kendimi de idame ettirecek. Evet. Yani bir hafta mı kalacağım, 10 günlük kalacağım. Onları da ayarlayarak gitmem lazım. İlk oraya günlerde yük, en büyük sıkıntı tabii, buydu. Oraya yük olmamam lazım gittiğimde. Burada zaten kısıtlı oranda tabii. yemek var, kalacak tabii. yer var. Gelmeyin tabii. denildi ilk günlerde. O yüzden genel bir şeyden çok hı-hı. bireye göre. Bu grubun neye ihtiyacı var? Kimisinin dediğim gibi yatıştırılmaya ihtiyacı vardı. Evet. Sırtının sıvazı, kimisinin tuvalete. Yani kadın pedi mesela çok çok büyük evet. ihtiyaç olarak söyleniyor evet. oralarda. Çocuk maması söyleniyor. Yani dediğim gibi bir kurum aracıyla gitmek lazım. Hı-hı. Bir sürü dernek, şimdi bizim psikiyatri derneği olarak, psikologlar derneği olarak, travma afet araştırmaları derneği olarak o bölgeye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Orada arkadaşlarımız var. Onlarla bağlantılı mesela ruh sağlığı çalışanları için söylüyorum. Muhtemelen inşaat alanında çalışanların onlarla bağlantılı arkadaşları vardır. Yani bir kurum aracılığıyla mutlaka gitmek ve ne yapacağını bilerek gitmek ve neye ilaç olmaya gittiğini evet. bilerek gitmek herhalde gerekli. Bugün bir tır şoförü mesela ilaç taşıyor yanlış bilmiyorsam. Hı hı. 3 saattir Hatay'ın girişinde mahsur kaldım, ilerleyemiyorum. Arkamda ambulanslar var, onlar da ilerleyemiyor. Hı. Neden? Çünkü görmeye gelen insanlar var diye isyan ediyordu. Hı. Yani dediğiniz gibi bilinçli hareket edilmezse eğer, koordinasyon hı. sıkıntısı varsa siz aslında fayda sağlamak yerine tabii. zarar da verebilirsiniz. Biraz da biz hocam, hepimiz çünkü sarsıldık. Biz burada haberleri aktarıyoruz. Onlar direkt içinde yaşıyorlar. Evet, biz de dolaylı olarak hem sosyal hem görsel medya aracılığıyla toplum bunları takip ediyor. Biz burada ekran başında insanlara haber aktarmaya çalışırken, olup bitenleri anlatmaya çalışırken artık kafamız o kadar dolu ki hem zihinsel hem bedensel bazen yanlış cümleler kuruyoruz, toparlayamıyoruz. Biz nasıl çıkacağız bu işin içerisinden toplum olarak? Bir kere çok uzun süreli bir devamlı stresin içinde olduğumuzu bilmemiz lazım. Bu çok zor atlatılacak bir şey. O yıllarca üzerimizde yükü kalacak bir şey. O yüzden kendimizi korumamız çok önemli. Kendimize bakım çok önemli. Mesela çok uzun saatler medyaya maruz kalmamak lazım. Yani tam sizleri izleyelim ama çok uzun saatler olmaz. Uykumuza çok özen göstermemiz hı hı. lazım. Ve uyuyabilmek için de yani televizyonda bu haberleri dinledikten sonra kapatıp başka bir şeylerle uğraşmamız lazım. Dinlendirmemiz lazım kendimizi. Biz akşamleyin çocuklarla evde okey oynadık mesela. Çünkü sürekli bombardıman evet, halinde. Kalıyor. Tabii bir oyun ondan sonra uykuya geçmek. Ya da işte resim yapıp ondan sonra uykuya geçmek. Mandala boyayıp uykuya geçmek. Bir duş alıp uykuya geçmek. Yani kendimizi gevşetmemiz lazım. Rahatlatmamız lazım. Benim eşim diş hekimi hiç ağrımadığı kadar sırtı ağrıyor. Çünkü sürekli alarmda, sürekli tetikte. Hep kötü haber. Gerginlik. Yani bugünlerde suçlu hissediyoruz hocam. Tabii ki. Yattığımız yatak. Tabii ki. İçtiğimiz orada su, insanlar perişanken kesinlikle. Ben burada bu rahat bunları yapıyorum diye suçlu hissediyoruz. Suçlu hissetmeye en iyi gelen şey bir şeyler yapmak. Yani ilk günlerde ben de suçlu hissediyordum ama işte derneklerimiz aracılığıyla yardım çalışmalarına başladık. Nakli yardım şu şartlarda tabii, aslında. Tabii nakli yardım işte biz terapi yardımlarına başladık, hı-hı. organize olduk, başka şeyler yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz. Bana bir rahatlama geldi. Çünkü bir şey yapıyor. Evet. Bir şey yapabilmek bize iyi gelir. Oğlum örgü örmeye başladı. Bere örüyor oraya göndermek için. Tabii. İki üç tane falan yani iki tane gönderdi. Bir de battaniye ördü gönderdi. Bu çok güzel hocam. Yani, çünkü ben de en öncesi benim çevremden de duydum. Evet. Uyuyamıyorum.
ne yapabilirim diye özellikle size sormamı da istedi çevremdeki insanlar. Hı-hı. Örgü örmek çok güzel bir çok örnek. Çok rahatlatıcıdır. Çok böyle rahatlatıcı aktiviteler tabii ve orayı da aslında yardım edecek, fayda tabii, sağlayacak. Tabii. Ve dediğiniz gibi sırtımdan aslında bir yük kalkmış olacak. Tabii. Çocukların ve bir de şunu söyleyeyim. Bölgeye yardım edeceğiz de bir kere de böyle patlayıcı her şeyi değil. Böyle parça bu aylarca sürecek bir çaba. Yani gücümüzü de ona göre ayarlamamız lazım ve devamlılık çok önemli. Biz de hani evet, bugünden yarına çözülecek. Allah 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 diye gideriz ama hı-hı, ondan sonra da arkası gelmez. Bu çok uzun vadeli bir şey. Kendimizi de ona göre, gücümüzü ona göre bölerek evet, ve unutmamamız lazım. Yani siz de unutturmazsınız zaten. Evet. Tabii bir şey ki daha hocam. Çocukların mı dikkatini dağıtmak daha kolay, yetişkinlerin mi? Mesela çocuktan örnek verdiniz ya. Okey oynadık dediniz. Örgü örüyor. Hangisi daha kolay? Televizyonu kapatıp görmemek isteyenler var ama bununla başaramıyorlar. Tabii ki çocuklar daha hem kolay olumsuz etkilenirler hem kolay toparlarlar. Hı hı. Çünkü o becerileri çok fazladır. Yani hepimiz için. Hı hı. Ama çocuklar en çok erişkinlere bakarlar. Annem iyi mi? Annem sakin mi? Annem rahat mı? Özellikle anne. Evet. Özellikle anne tabii sakinse, rahatsa, güvendeyse çocuk rahatlar. O yüzden belki kocaların görevi eşlerini rahatlatmak çocukların evet, geleceği için. Birinci vazifesi bir kocanın eşini rahatlatmak evet, herhalde. Onu güvende hissettirmek herhalde ki çocuklar da rahatlasın evet, diye. Toplum olarak zor kötü, günlerden kötü geçiriyoruz. Kötü başa çıkmalarda tabii bu zamanlarda artıyor. Alkole çok insanlar rahatlayabilmek için alkole başvurabiliyorlar, uyuşturucuya başvurabiliyorlar. Öfkelerini kızgınlıkla bir şeylere vurarak, kırarak, bağırarak. Yani bunlardan uzak durmak, yürüyüş yapmak, egzersiz yapmak mesela çok iyi gelir. Evet. Yoga yapmak mesela, meditasyon yapmak, dediğim gibi mandala boyamak, resim yapmak. Evet. Bu tür gevşetici egzersizlerle, çabalarla gitmek. Salıncak çocuklarda çok rahatlatıcıdır mesela. Hı hı. Onları kullanmak. Evet. İyi olur. Toplum olarak zor günlerden geçiyoruz tabii, ve biraz tabii, daha sürecek gibi görünüyor çok, bu travmayı atlatmak. Peki çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür sağ ederim olun, fırsat verdiğiniz için. Profesör Doktor Önder Kabakçı konuğumuzdu. Hayvan davranışları. Her deprem öncesi konuşuyoruz aslında bunu. Acaba hayvanlar depremi hissediyorlar mı diye. Çünkü garip davranışlar sergilediklerini görüyoruz. Acaba mümkün mü hayvanların depremi hissetmesi? Yasemin Işık araştırdı. Bu görüntüler Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden öncesine ait. Köpeğin sanki insanları uyarmak istercesine sürekli uluduğu, kuşların da düzensiz bir şekilde uçtuğu görülüyor. Tabii bu görüntüler sadece bu depreme az değil. Bunun başka örnekleri de var. Hayvanların güçlü depremleri insanlardan önce algılayabildiği fikri en azından eski çağlardan beri var olan bir teori. Peki gerçekten hayvanlar depremleri daha erken ve modern cihazlardan daha iyi algılayabilir mi? Araştırmacılar bu konuya ne diyor? Bunları ispatlayacak en bilimsel kanıtlardan bir tanesi Osaka Üniversitesi'nde yapılandır. Burada bir laboratuvarda insanların hissedemeyeceği derecede düşük yoğunluktaki manyetik dalgaları köpeklere veriyorlar. İnsanlar hiçbir şey duymuyor ama köpekler bunu önce huzursuzlukla ve bir takım garip davranışlarla tepki verdikten sonra resmen canları yanar gibi ayaklarını yukarı kaldırmaya başlıyorlar. Hayvanların bu davranışlarının depremle ilişkili olup olmadığını anlamak için daha uzun araştırma yapılması gerekiyor. Gelecekte yapılacak araştırmalar bunu net bir şekilde ortaya koyacaktır. Ancak bunun henüz net bir tespiti yok. Bazen hayvanlar 10 depreme tepki veriyorsa 7'sine vermeyebiliyor. Bu yüzden onların verdikleri tepki güvenilir değil. Ana haberi bitiriyoruz. Deprem özel yayınımız kaldığı yerden devam edecek.